Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dinleyicilerim, abdest bize neler kazandırır? Temizlik namazın ön şartı mıdır? Bu konuyla ilgili bir kısım prensipleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Dinimiz temizliğe büyük önem vermiş. Allah'ın huzuruna çıkmak için beden, elbise ve namaz kılınacak yerle kalbin temizliğini emretmiştir. Kur'an'da temizliğe titizlik gösterenler övülmüş ve Allah'ın sevgisine layık oldukları bildirilmiştir. Temizlik, ibadetin temelini oluşturmakla birlikte aynı zamanda ön şartıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da temizliğin önemini, temizlik imanın yarısıdır. Allah temizdir, temizliği sever. Namazın anahtarı temizliktir sözleriyle ifade etmiştir. Bu ayet ve hadislerin temizliği temel olarak ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi ruh temizliği. İnsanın her türlü kötülüklerden sakınıp iyi bir Müslüman olmasıdır. Temiz bir kalple Allah'ın emrettiği şekilde yaşamak gerekir. Allah iyilikler emretmiş, kötülükleri yasaklamıştır. Bu emir ve yasakların yerine getirilmesi insanın iyi niyet ve samimiyetle Allah'a bağlılığını gerektirir. Kalbin kibir, gurur, kin, haset ve bunun gibi Allah'ın yasaklarından temizlenmesi, iman, ihlas, takva ve bunun gibi güzel ahlak ilkeleriyle süslenmesidir. Kıymetli dinleyicilerim, ikinci husus beden temizliği. Ruhen temiz olan insan beden temizliğine de önem vermelidir. Çünkü beden ve elbise temizliği Peygamberimizin muhatap olduğu ilk emirlerdendir. Bu sebeple İslam dini beden ve üst baş temizliğine çok önem vermiş, ibadet edilebilmesi için gözde görünen ve görünmeyen her türlü pislikten temizlenmeyi şart koşmuştur. Beden temizliği belli ibadetlerin yerine getirilmesi için gerekli ön şarttır. Kişi hem manen hem de bedenen tertemiz olarak Allah'ın huzuruna çıkmalıdır. İbadetin ön hazırlıkları olan temizlikler abdest ile olur. Allah Celle Celaluhu gerçek kurtuluşa erenlerin ilk vasfının temizlenme olduğunu ifade eder. Müdessir suresinde ve Bakara suresinin 125. ayetinde mealen şüphesiz iyi temizlenen ve Rabbinin adını anıp da namaz kılan kimse umduğuna ermiştir. Yine Kur'an'da pek çok ayeti kerimede elbise ve ibadet yeri temizliğine dikkat çekilmektedir. Değerli dinleyicilerim, abdest nedir o halde? Farsça ab yani su ve dest yani el kelimelerinden oluşan el suyu anlamına gelen abdest su ile yapılan yüzü, kolları, ayakları yıkamak ve başı ıslak elle meshetmekten ibaret olan özel bir temizlik şeklinde tanımlanmaktadır. Abdestin maddi manevi pek çok faydası vardır. Günde en az 5 sefer abdest alan bir Müslüman temizliği alışkanlık haline getirmiş olur ki bu onu hastalığa sebep olabilecek durumlardan korur. Mikroplardan arındırır. Bu abdestin maddi yararıdır. Abdestin manevi yararları da pek çoktur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Enes bin Malik'e oğulcuğum abdestini tam al ki hafaza melekleri seni sevsin ve ömrün uzatılsın buyurmuşlardır. Abdest aynı zamanda yüze nur, kalbe sevinçtir. Küçük günahların affına sebeptir. Bu hususu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu ifadeleriyle dile getirmiştir. Kim emredildiği şekilde abdest alır, yine emredildiği şekilde namaz kılarsa, geçmiş bütün küçük günahları affa uğrar. Abdest müminin manevi silahıdır. Onunla kendini her türlü Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı düşünce ve arzulardan korur. Zihnine gelen veya gelmesi muhtemel olan vesveselerin etkisinden kurtulur. Hazreti Osman anlatıyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile beraberdim. Huzurunda abdest alan birisi vardı. Bu arada Hazreti Peygamber güldü. Bunun üzerine niçin güldünüz ya Resulallah dedim. Peygamber Efendimiz Allah'ın abdest alan kuluna olan ikramına güldüm. Abdest alıp organlarını yıkayan her kul ne zaman bir organını yıkasa o organdan su ile beraber günahları da dökülür. Değerli dinleyicilerim, abdestteki sağlık sırları nelerdir diye bir soruyla programımıza devam edelim. Günlük hayatta dış dünyayla temas halinde olan organlarımız, elimiz, yüzümüz ve ayaklarımız oluyor.
Abdest alan bir insan düzenli olarak bu uzuvlarını yıkamış olmaktadır. Bu noktada abdest mikroplardan korunma adına bizim için bir zırh görevi görmektedir. Çünkü mikrop ve bakteriler genelde vücuda deri yoluyla girmektedirler. Bu hususu biraz daha açalım. Mesela solunum sistemimizin en önemli organı olan burnu yıkayan bir insan, toz ve mikrop yığınlarının vücuda girmesine mani olur. Yüzün yıkanması cildi diri tutar. Vücuttaki yorgunluğu dindirir. Damarları ve sinirleri harekete geçirir. Abdestin dolaşım sistemi üzerinde olumlu tesirleri bulunmaktadır. Damarlardaki sertleşme ve daralmayı önler. Abdest, lenf sistemini uyarır. Böylece vücut kendini zararlı unsurlardan koruma adına direnç elde eder. Abdest almanın insanın üzerinde bulunan gerginliği, stresi azalttığı bilinen bir gerçektir. Mesela doktorlar aşırı heyecan, stres, gerginlik hallerinde hastalarına ellerini ve yüzlerini soğuk suyla yıkamalarını tavsiye ediyorlar. Burada hemen aklımıza Efendimizin öfkelenince abdest almayı tavsiye etmesi geliyor. Abdestin ve temiz suyun faydaları bunlarla da sınırlı değildir. Su ile tedavi uzmanı olan batılı bir doktor şöyle diyor. Kolları dirseklere kadar soğuk su ile yıkamak kadar kalbe fayda veren bir hareket olmaz. Kolları yıkamak böyle de başı ve ayakları yıkamak öyle değil mi? Elbette öyle. Hepsinin de şifası vardır. Son tıbbi gelişmeler kollardaki damarların doğrudan kalbe ulaştığını ortaya koymuş, koldan damara sokulan ince ucunda minik kamera olan aletlerle kalbin içinin fotoğrafları bile çekilmiştir. Bu damarların su ile devamlı olarak günde birkaç defa abdest alınırken uyarılması, onların açılıp kapanmasına, günlük idmanını yapmasına, formunu korumasına ve bu tesirlerin kolayca kalbe kadar uzanmasına yol açar. Bu ise kalbe bir nevi masaj tesiri yaparak kalpteki damarlara sağlık verir. Değerli dinleyicilerim, abdestte vücuttaki statik elektrik dengeleniyor. Bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre hücrelerimizin çevresinde belli bir statik elektrik vardır. Biz bunu hissedemiyoruz. Bizim hissedemeyeceğimiz bir gerçek daha vardır ki o da vücudun tümünün bu statik elektriğin olumlu dengesi içinde olmasıdır. Ne var ki gerek havada artan iyonlar, gerek çağımızda yaygınlaşmış olan plastik giysiler, vücudun dış yüzünde elektron artmasına neden olur. Bu durumda dıştan içe doğru bizi etkiler. Özellikle sinir sistemimiz üzerinde ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verir. Bir başka önemli etki de deri üzerindedir. Elektron artışı deri altındaki çok minik kasları yorar ve onların vaktinden önce esnekliklerinin kaybolmasına sebep olur. Bu sonuçta yüzde kırışmaların baş sebebidir. Vücut kırışma ve sarkmaları da bu statik elektrikle yakından ilgilidir. Vücuttan statik elektriğin aşırısının dışarı atılmasının iki yolu vardır. Ya çıplak el ve ayakla toprağa dokunarak bir nevi toprak hattı yapmak ya da su ile yıkanarak bu elektronları dışarı atmaktır. İşte abdest almada bu meseleye özellikle dikkat edilmiştir. Nasıl mı? Birincisi su olmadığı zaman yapılan teyemmümde tam bir elektron boşalmasıdır. İkincisi, durgun su, güneşte ısınmış su ve kullanılmış su ile abdest olmaz. Bunun bilimsel hikmeti şudur. Bu tarz sular iyonizasyonunu kaybettiğinden elektron boşaltma kabiliyetini yitirir. Üçüncü husus, başa meshedilmesi saçlardaki elektronları atmaktadır. Şu halde abdest elektronları en tabii yoldan boşaltarak yüze ve genelde derimize zindelik güzellik verir, sinirsel gerginliğimizi azaltır. Değerli dinleyicilerim, abdest vücuda zindelik kazandırır. Yukarıda da temas ettiğimiz gibi su ile yıkamada kılcal damarlar ve sinirler etkilenir, uyarılır ve hayati refleksleri harekete geçirilir. Bunun sonucu olarak bu organlar canlılığını korur ve hasta ise sağlığına kavuşmaya başlar. Kanın kılcal damarlardaki akışı hızlanır. Böylece organ hücrelerinin dengeli beslenmesi, arızalarının giderilmesi mümkün olur. Esasen ne türlüsü olursa olsun, romatizma tedavilerinde temel hedef iyi çalışmayan, deforme olmuş organları kan akışını sağlayarak çalıştırmak, kanın ihtiva ettiği panzehirler,
yıkayıcı ve ıslah edici tesirleriyle organı normal durumuna kavuşturmaktır. Güneş banyosu, kaplıca tedavisi, kum banyosu, masaj, çeşitli merhem ve yakıların romatizmalı organlara getirdiği ve kazandırdığı da bundan ibarettir. Abdest ve gusül ile bilhassa sinir ve sinir uçları etki altında kalır. Sinirlerin çalışma ritmindeki dengesizlikler giderilerek dengelenir. Sinir sistemi konsantre edilmiş olur. Bu ise vücuda zindelik getirir. Sonuç olarak insan hem fiziki ve hem de ruhi olarak rahata kavuşur. Bozulan ve tabii halini kaybeden dengelerin düzelmesi sağlığa çok şey kazandırır. Disiplinini kaybetmiş bir ordu ile disiplinini kazanmış her tehlikeyi birlik ve beraberlik içinde göğüsleyen bir ordu nasıl bir değilse, sinir sistemleri ve manyetik dengeleri bozulmuş bir bünyede hastalık ve krizlere karşı dengeli ve konsantrasyonu bozulmamış bir bünye performansına sahip değildir. Vücuttaki elektriği dışarı boşaltmak için abdest aldığımızı düşündüğümüzde Allah'ın bizlere ne büyük bir ihsanda bulunduğunu anlamış oluruz. Hele su olmadığı zamanlarda toprakla teyemmüm, abdesti almamızın hikmetinin vücuttan bu fazla elektriğin atılması olduğunun anlaşılması, İslam'ın, bilimin ne kadar önünde olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Değerli dinleyicilerim, abdestin birçok faydası olduğu gibi göz sağlığına da katkıda bulunuyor. Abdestin ellere, yüze, kollara, ayaklara faydalarının olduğu artık kesin olarak biliniyor. Hatta bu bölgelerimizdeki damarların abdest suyuyla nasıl canlandığı ve pek çok hastalıktan kurtulduğu da malumdur. Ancak abdestin göz sağlığına da katkısının olduğunu söylersek bu çok şaşırtıcı bir bilgi olur. Abdest alırken su pek gözümüze değmemesine rağmen abdestin gözlere faydası neler olabilir? Bu sorunun cevabını da Iraklı araştırmacı Dr. Şakir Faik'in Zikra Mevlidir Resul adlı dergideki makalesinden aktaralım. Irak Mülki Hastanesi göz tabipliği muavinliğine tayin olmuştum. Müracaat eden hastalar arasında birçoklarının trahom yani göz kapaklarının altında beliren, tedavi edilmezse körlüğe kadar götüren bulaşıcı bir göz hastalığıdır bu trahom. Trahom hastalığına yakalanmış olduklarını görünce hayret ettim. Bu sahada 3 sene kadar meşgul olduktan sonra ihtisasımı yapmak üzere Avrupa'ya gitmeyi kararlaştırdım. Trahom hastalığının tedavisi hususunda bulunabilecek en yeni ilaçların tatbik ve tesirini bir an önce görme emelindeydim. Fakat orada trahomlu hastalar pek az bulunuyordu. Daha sonra Profesör Kölk'e gittim. Her gün trahom üzerinde konuşuyorduk. Yine bir gün profesör bana Bağdat'taki hastanede trahomluların sayısını sordu. Ben de ona olduğu gibi söyledim. Bunun üzerine hayretle şöyle dedi. Sizin Müslüman olduğunuzu biliyorum. Müslüman bir kimse 5 vakit namaz için günde 5 defa suyla abdest alır ve yüzünü yıkar. Bu durumdakilerin trahoma yakalanmaları mümkün değildir. Bu duruma göre siz ismen Müslümansınız. Gerçekte değil. Çünkü siz abdest almıyor ve namaz kılmıyorsunuz. Abdest alıp namaz kılıyorsanız bu hastalık trahom değil başka bir hastalıktır. Cevaben ben hastalık hakikaten trahomdu. Yalnız biz abdestsiz ve namazsız Müslümanız demek zorunda kaldım. Profesör şöyle diyor. Günde 5 defa akar ve temiz su ile yüzünü ve gözünü yıkayan bir kimseye trahom isabet etmez. Abdeste, namazda, oruçta ve diğer bütün ibadetlerde bizim sağlığımız açısından pek çok faydaları bulunur. Yani bizler ibadet etmekle, abdest almakla aslında kendimize de iyilik yapmış oluyoruz. Değerli dinleyicilerim, son bir husus olarak da misvakın faydaları üzerinde kısaca durup programımızı bitirmiş olacağız. Maalesef diş sağlığımıza yeteri kadar önem veremiyoruz. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asırlar öncesinden ümmetime zahmet verecek olmasaydım onlara her namaza başlarken misvakı emrederdim buyurarak bu konuda bizi uyarıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın elçisi Cebrail vasıtasıyla misvak kullanmaya defalarca teşvik edildiğini vurguluyor ve misvakla öylesine emrolundum ki bu konuda Kur'an ayeti inecek zannettim diyor. Yine bir başka defa Cebrail Aleyhisselam bana her geldiğinde misvak emretti. Hatta onu bana ve ümmetime farz kılacak zannettim diyerek misvak kullanmanın ehemmiyetini dile getiriyor. Değerli dinleyiciler, misvak bir nevi fırçadır. Ağaç köklerinden yapılır. Diş etinin
masajı konusunda en ideali misvak kullanmaktır. Şu hususlardan dolayı fırçadan daha çok tercih edilir. Fırçanın telleri kıl veya naylondur. Kopup yutulması az da olsa sakıncalıdır. Apandis rahatsızlığına sebep olabilir. Misvakın tellerinin yutulmasında böyle bir mahsur yoktur. Misvakın en iyisi Hicaz'da bulunan erak denilen bir ağacın köklerinden veya dallarından elde edilir. Misvakın diş etlerini katılaştırmada ve beslemede fırçadan çok üstün olduğu, hatta mikroplar üzerine etkisi dolayısıyla da ağız sağlığı bakımından çok faydalı olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca misvakın hazmı kolaylaştırıcı, gözü kuvvetlendirici ve baş ağrılarını sakinleştirici özellikleri de vardır. Bu neticeye misvak kullanan şahsın tükürüğünün mikroskobik muayenesi neticesinde varılmıştır. Rabbim ibadetlerimizi Allah rızası için yapmayı, namazı, abdesti, oruçlarımızı, ibadetlerimizi usulüne uygun, adabına uygun yapmamızı nasip eylesin. Tabii ki abdestin birçok faydası var, ibadetlerin birçok faydası var. Biz bu faydalarından dolayı değil, Allah'ın emri olduğundan dolayı ibadeti yapıyoruz. Fakat faydaları bizi ibadeti yapmaya teşvik etmektedir. Rabbim yapmış olduğumuz bütün ibadetlerde dünyevi menfaatlerde koymuştur. Biz dünyevi menfaatleri için değil, uhrevi menfaati için, Allah'ın rızası için başta ibadetlerimizi yerine getirmiş oluruz. Demek ki abdestle, namazla, oruçla, ibadetlerle meşgul olmak insan sağlığı üzerinde çok büyük olumlu tesirleri vardır. Rabbim bu ibadetleri hakkıyla yapan, yerine getiren kullarından olmamızı nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.